çok önemli bir dönemeçteyiz. Az önce e, Sayın Uğur Hocam evet. ve siz de Sayskipikos'tan söz ettiniz. Tabi bazı kavramlar var. Ben buraya not aldım. Bunlar hiçbir zaman emperyalizmin bitmeyecek kavramları. Mesela vilayeti sitte. Evet. Ondan sonra Megalida. Ondan sonra Arzı Mevut. İşte o bahsettiğiniz Sayskipikos anlaşması. Mondros. Bunlar aslında belki daha uzun yıllar, belki 300 yıllık, 500 yıllık ama nereyle ilgili? Bakın emperyalizm bütün dünya için tehdittir. Siyonizm en çok Türkiye için tehdittir. Çünkü arzı mevutta Türkiye var. Kendi Bunu kitaplarında, o sapık metinlerinde tarif edilmiş metinlerinde bizim Anadolu var. Yani 20'ye yakın, hocam daha iyi bilir. Evet. Vilayet. Vilayetimiz bunun içerisinde. Şimdi aslında böyle bir e, Sayın Bahçeli'nin e, daha önceki konuşmaları, yaptığı eylemleri bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Mesela Davut Başkan'ım daha iyi bilir o zamanlar siyasettedir büyük ihtimalle 2002'de değil mi bir hamlesi var yine evet. erken seçime ve orada da yine tarih veriyor 2 Kasım şu Kasım bu Kasım diyerek bir şeyler söylüyor. Orada da bir şeyler görüyor ve bir, bir hamle yapıyor. Hangi fani efendim başbakan yardımcılığını? Ee, elinin tersiyle yeter. Bir şeyler görülmüş. Başbakanlık teklifini bile elinden... Şimdi geleceğim. 7 Haziran evet. 2015 evet. seçimlerinde bakın o zamanlar FETÖ devletin içine sızmış, kılcal damarlarına girmiş, bütün ajanlarını, efendim kriptolarını ve elemanlarını, teröristlerini devlet işine sokmuş ve bir erken seçim, pardon bir koalisyon konuşuluyor ve o zaman Bahçeli Bey'e de Sayın Bahçeli Başbakanlı, Başbakanlık de. bizzat Kılıçdaroğlu tarafından te çok teklif de. ediliyor. Çok ağır bir cümleyle reddediyor. Ee, Adeta elinin tersiyle yürüyün Bu gidin da diyor bu da yani. çok önemli bir şey. Peki kabul etseydi Allah korusun öyle bir hükümet CHP HDP'nin de belki hani bir başkası kabul olur. etse kabul ederdi. Birçok yani ben Türkiye'de siyasetçiyim. Başbakan olmak. Evet, istemez. kabul etseydi FETÖ bizzat devletin neredeyse kendisi olurdu. En son o hamleden sonra o kadar sıkıştı ki Siyonizm 15 Temmuz son nokta Arkesi darbesini, yaptırdı. hain darbe girişimini yaptırdı. Bir şey daha ektir. Tabii 15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı pekişti ve artık o günden itibaren Sayın Bahçeli yine birçok AK Partili'nin bile yapamayacağı bir şeyden söz ediyorum burada. Maddi menfaat beklemeksin. bakın Genel Müdür Özgür şey de bu neydi, Ümit Özdağ da koalisyon şey yapıyor değil mi? O bakanlık Başkanlığı istiyor. Şu, bakanlık bakın istiyor. bakanlık, başkanlık, genel müdürlük bırakın daire başkanlığı bile konuşulmadan vatan için, devlet için, millet için koşulsuz bir destek kaç yıl oldu? 8 yıla e, devrildi bu cumhuriyet İttifakı. Cumhur İttifakı. Ve yine şimdi Özgür Özel'i belki ayrı konuşuruz ama onu da bir mağdur olarak görüyorum ben. Bir e, coğrafyanın mağduru. Yani Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu siyonist emperyalist destekli CHP coğrafyasının ikliminin içerisine düştü. Kendini oradan arındırmaya çalışıyor ya da bize öyle geliyor. Ayakta biliyoruz. durmaya Biyasla çalışıyor. Bak. Evet.